Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok merak ettiği ve özellikle son günlerde çektiğim videoların altındaki yorumlarda en çok istek alan, sizin merak ettiğiniz bir konuya açılım yapacağım bugün. Evet, üçüncü kişiler için bir açılım yapıyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım üçüncü kişilerle önümüzdeki günlerde neler yaşanacak? Bu üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Ya da ne zaman çıkacak? Ya da belki de üçüncü kişilerle ya da kişiyle ilgili kafanızda soru işaretleri var. Yani aranızda bir üçüncü kişi var mı? Var ise ne olacak? Ya da bu üçüncü kişi aranızdan ne zaman çıkacak sorularına cevap arayacağız. Hep birlikte. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alıyorum. Canım takipçilerim için şöyle bir kartlarımı kesiyorum ve yine her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet, şimdi şöyle bir odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Tabii ki öncelikle kendinizi niyetinize alıyorsunuz. Daha sonra aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde olan kişiyi niyetinize alıyorsunuz. Ve eğer ki biliyorsanız, bakın biliyorsanız, eğer bir üçüncü kişi ya da kişiler için niyet alacaksanız o kişiyi de bu niyetini içine dahil edebilirsiniz. Tabii bu üçüncü kişi bir eril enerji olabilir, bir dişil enerji olabilir. Belki onun ailesinden biri olabilir, belki kendi ailenizden biri olabilir. Ya da arkadaş, akraba, dost çevrenizden de hani üçüncü kişi olarak şüphe duyduğunuz ya da şüphelendiğiniz ya da gerçekten var olan kişi ya da kişiler olabilir. Burada hep söylediğim gibi niyetiniz çok kıymetli. Ha, eğer hala bir şüphe halindeyseniz, yani emin değilseniz de sadece kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyetinize alabilirsiniz. Evet. Ve bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyorsunuz. Siz, size ait olan, sizin kendi hikayenize, kendi senaryonuza ait olan kısımları sevgiyle alıyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve eğer ki hasbelkader bu videoma denk geldiyseniz de tabii ki kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni bırakmayı da unutmazsanız sevinirim. Tabii ki alma verme dengemizi korumak adına ve tabii ki bu enerjiden özellikle olumlu ya da size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları kendi enerjinizle uyumlayabilmek adına bunu yaparsanız hem de sizin için hem de benim için daha sağlıklı olur diyorum. Evet. Şimdi şöyle bir odaklanın. Rezone olun bakalım. Evet. Ben bu arada su molası veriyorum. Biliyorsunuz sağlık probleminden kaynaklı ses tellerimin kurumaması için sık sık su içmem lazım. Arada böyle videolarımda böyle boşluklar olduğu zaman anlayın ki ben su içiyorum. Evet, haydi bakalım. Şimdi odaklandık, rezone olduk. Hemen ne yapıyorum? Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı sizlerin adına
Yani siz canım kolektifimin adına niyet alarak çekiyorum ve tabii ki eğer ki şu anda benimle birlikte kartlara odaklanabiliyorsanız şöyle bir odaklanın ve sizler de benimle birlikte kartları seçebilirsiniz. Cevaplarınızı net alabilmek adına. Evet. Şimdi o kadar dertli var ki herhalde hiç kartlarda bir durdurak olmadı bende de. Şu da dışarıda alalım bakalım. Evet. Şimdi şöyle kartlarımızı seçtik. Güzel enerjilerimizi gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle değişik bir açılım yapacağım ben sizlere. Şimdi burada merkezde niyet ettiğiniz kişiyi bakmak istiyorum. Ona kart koyacağım. Ve buraya da sizi niyet alacağım. Yani beni izleyen, benim takipçimi, benim gönüldaşımı buraya niyet alacağım. Ve buraya da eğer ki biliyorsanız o üçüncü kişiyi ya da var olduğunu düşünüyorsanız o üçüncü kişi ya da kişileri ya da eğer ki hani diyorsanız ben acaba diye şüphelerdeyim diyorsanız şuradaki gidişata göre bir bakın bakalım kendinizle niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Eğer ki o gidişatta ihaneti görürsek zaten buraya da odaklı dinleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde kartlarımı açıyorum. Bakalım şimdi bu niyet ettiğiniz kişi bu sizsiniz. Bu da evet, evet arkadaşlar üçüncü kişi. Yani bu kadar mı net olur arkadaşlar? Evet, niyet ettiğiniz kişi siz ve bu kişi üçüncü. Hemen kartları açıyorum. Bakalım gelen mesajlar ne olacakmış? Bir bakalım. Evet, çok enteresan bir şekilde yanıtlar geliyor. Evet, çok enteresan. Evet, şurada iki kartım kaldı. Bu iki kartı hiç açmıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben sayarak çekmiyorum kartlarımı. Şurada iki kart kaldı. Bu iki kartı niyet ettiğiniz kişiye bırakıyorum. Bakalım niyet ettiğiniz kişi sonuçta ne yapacak? Şimdi arkadaşlar öncelikle sizinle başlamak istiyorum burada. Şimdi sizin evet şurada gördüğünüz gibi bir bağlantı olduğunu niyet ettiğiniz kişide bir bağlantı olduğunu zaten uzun zamandan beri tahmin ediyorsunuz. Belki sezgilerinizde, belki hissiyatınızda, belki rüyanızda gördünüz. Belki de gerçekten reel anlamda bir şekilde işte iletişimini, şusunu, busunu yakaladınız ya da gördünüz. Ya da biliyorsunuz geçmişten gelen biri olduğunu. Şimdi burada birinin varlığı var arkadaşlar. Bir üçüncü kişi ya da kişiler niyet ettiğiniz kişiyle aranızda maalesef ki var. Şimdi burada sizin bu konuda inanılmaz derecede hırs ve kıskançlık yaptığınızı veriyor kartlarım. Çok hırs yapmışsınız ve bakar mısınız şu halinize? Eliniz, kolunuz bağlı ve çaresizsiniz. Artık bir şeylerden yoruldum, bezdim, bıktım. Çıkış yolu bulamıyorum. Çaresizim. Mantalitesiniz. Ay konuşamadım. Mantığındasınız. Öyle söyleyeyim. Artık bir çıkış yolu bulamadım mantığında ve düşüncesindesiniz. Ama artık bir şeylerden bezdiğiniz, bıktığınız için de zaman zaman bu ilişkiden ya da bu enerjiden ayrılmak ve kurtulmak isteseniz de maalesef niyet ettiğiniz kişi, yani aklınızda ve kalbinizde olan kişi sizden de vazgeçmediğinden dolayı ve her defasında defaten size umutlar, ümitler ya da vaatlerle gelerek sizi tekrar o ayrılık enerjisinden ya da bir şeyleri bitirme enerjisinden vazgeçirmeyi başarıyor. Ve siz de buna inanıyorsunuz. Hatta inkar da ediyor diyebilirim. Bilmeyenler için söylüyorum. Sadece hissediyorum. Böyle bir şey var mı acaba diyerek eğer bu videoyu izliyorsanız hislerinizde ve sezgilerinizde yanılmıyorsunuz.
Ve dediğim gibi de en güzel yol kaçış yoludur mantığıyla da niyet ettiğiniz kişi bu durumu defaten inkar etmiş olarak gösteriliyor. Şimdi yine burada niyet ettiğiniz kişinin sizi son derece iyi niyetli, vicdanlı, merhametli ve sizinle bir bütün olarak kendini gördüğünü söyleyebilirim. Zaman zaman siz niyet ettiğiniz kişinin yetersiz bakiye olduğunu düşünüyorsunuz. Hemen bizim meşhur yetersiz bakiyemizi şöyle bir yeni gelenlerle tanıştıralım. Şimdi burada bizim bir yetersiz bakiyemiz vardır. Yeteneksiz bir kahramandır kendisi. Ve bu kahraman sizin ne kadar kendinizden taviz de verseniz, ödün de verseniz, ne kadar kendinizden fedakarlık da etseniz, o yaptıklarınızın karşılığını bir türlü göremediğiniz, bir şeyleri bir türlü beceremeyen, eline yüzüne bulaştıran, işte ve bir türlü hani maddi, manevi, belki de değil, din, ırk gibi yani bir sürü konularda da yetersizlikleri ya da eksiklikleri olan bir karakter. Şimdi burada siz niyet ettiğiniz kişiyi zaten ki böyle görüyorsunuz ama ve lakin ona olan sevginizden, ona olan bağlılığınızdan ya da aşkınızdan bir türlü de vazgeçemiyorsunuz. Zaman zaman fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri yaşasanız da hatta ve hatta yine bu üçüncü kişiyle bağlantılı sizin böyle ufak tefek hani beyaz oyunlar öyle diyeyim hani kötü anlamda değil. Bu da o üçüncü kişinin varlığını ispat edebilmek ya da o üçüncü kişiyi biliyorsanız onunla bağlantılı niyet ettiğiniz kişiden bilgi alabilmek ya da onun ağzından bir şeyleri duyabilmek adına bazı oyunlarla ona yaklaştığınızı da söylüyor kartlarım. Ama ve lakin buna rağmen istediğiniz performansı alamıyorsunuz niyet ettiğiniz kişiden. Hani Nuh diyor peygamber demiyor hesabı. Hiçbir şekilde size bir şeyleri belli etmiyor. Ve gerçekten hani yiğitliğin onda dokuzu kaçmak derler ya. Bu üçüncü kişi mevzusundan, konusundan ya da realitesinden kaçıyor, kaçışta. Şimdi burada sizin aslında belki de ayrılık sebebi olduğunu düşündüğünüz, bakın boşanma kartı da geldi burada. Şimdi burada hani beni izleyen takipçim, bu üçüncü kişiden kaynaklı eğer ki evliyseniz boşanmayı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bu üçüncü kişiyle bağlantılı eğer niyet ettiğiniz kişinin bir bağı varsa ondan beklediğiniz bir boşanma haberi. Bakın, bir boşanma, bitiş, ayrılık, sonlanmayla ilgili bir beklenti içerisindesiniz. Hatta bununla ilgili de bu yine bu haberi alabilmek adına da niyet ettiğiniz kişiyle konuşmalar yapmanız, hatta o hedefe doğru ne zaman gideceğiniz, yani bu hedefe ne zaman ulaşacağınızı niyet ettiğiniz kişiyle zaman zaman konuştuğunuzu veriyor kartlarım. Şimdi burada bir sonuç kartı var ama ve lakin onu niyet ettiğiniz kişi ve üçüncü kişiyi okuduktan sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Şimdi gelelim şu üçüncü kişiye. Sonuç zaten niyet ettiğiniz kişide. Şimdi üçüncü kişi bir kere altılı bir zamandan beri niyet ettiğiniz kişinin hayatında var. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geri sayın. 6 saat, 6 gün, 6 hafta, 6 ay, 6. ay ya da ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı ya da altının katları olabilir. Belki 12 yıldan beri hayatında değil mi? Yani o şekilde düşünün. 6 yıl, 12 yıl gibi ya da 6 ay, 12 ay gibi. Yani gibi gibi işte bu şekilde rakamları birleştirdiğinizde sonuç itibariyle altılı bir zamandan beri geçmişinde vardım. Geleceğinde de olacağım düşüncesi içerisinde. Bir kere bu niyet ettiğiniz kişinin bağlantısı olan üçüncü kişi ya da kişiler sizi biliyor. Sizi biliyor. Net biliyor. Şimdi eğer kafasında şüphe olanlar var ise onlar için de söylüyorum. Sizi biliyor.
Buradaki üçüncü kişi her halükarda sizi biliyor arkadaşlar. Hatta ve hatta geçtiğimiz yedili zaman dilimi içerisinde. Ama size ulaşmak, ama size yazmak, belki de size nispet yapmak, öyle söyleyeyim hani daha net anlayabilmeniz adına. Çünkü burada bir hırs ve kıskançlık nasıl sizde varsa aynı tarafta da var. Ve maalesef ki burada görünen, hemen şu bizim negatif enerji kartımızı gösterelim. Kötü enerji ve büyük kartı biliyorsunuz. Gerçi ben bu konudaki düşüncelerimi bilenler biliyor. Hani şöyle söyleyeyim. Yani ters geldiği için zaten etkisini kaybetmiş ama bu üçüncü kişi bir şeyler yapmış arkadaşlar. Maalesef uğraşmış. Ama ve lakin ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne yaparsa yapsın, burada onun etkisini kaybettiğini, böyle geçici sizinle niyet ettiğiniz kişinin arasında anlaşmazlık yaşamanız, uzaklaşmanız birbirinizden adına yapılan maalesef kötü ve negatif enerjiler mevcutta var imiş üçüncü kişi tarafından. Evet. Şimdi burada bütün bunlara rağmen, bakın, bütün bunlara rağmen üçüncü kişinin huzursuz ve gergin olduğu, hatta yakın bir zaman diliminde niyet ettiğiniz kişiyle arasında gergin, stresli yazışmalar ve konuşmalar geçtiği, hatta devlet kapısı ya da mahkeme ile ilgili bazı sorunlar yaşadığı ve bu sorunlardan kaynaklı da niyet ettiğiniz kişinin, yani aklınızda ve kalbinizde olan kişinin ona karşı otoriter, baskıcı ve zalimkar bir tutum ya da tavır sergilediğini de söyleyebilirim. Şimdi burada üçüncü kişinin beklentisi, gördüğünüz gibi evlilik, güneş kartı geldi ya da sizin niyetinizdeki kişiyle sıcaklık, yakınlaşma. Şimdi bu kart yine şunu da söyler. Belki bu üçüncü kişi, hani siz asıl izleyen kişisiniz. Bakın, siz benim takipçimsiniz. Burada üçüncü kişi niyet ettiğiniz kişinin eşi de olabilir. Ya da siz eşisinizdir. Bakın, burada boşanma kartı da geldi. Siz boşanıp ya da sizden boşandıktan sonra ben evlilik yoluna gideyim diye düşünen kişidir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın, çok net geldi bilgi burada. Yani her iki tarafta da sonuç itibariyle bu ortada niyet edilen kişiyle bir şekilde birlikte olmak, bir şekilde sonuca gitmek var. Özellikle üçüncü kişide bu var. Ha, başarılı olacak mı? Şimdi arkadaşlar, burada buna cevap vereceğim ama yine burada bizim cevap. Bakın, şu kart benim elimi kolumu bağladı. Üçüncü kişiyle bağlantılı özellikle. Bakar mısınız para enerjisine? Şimdi burada ve niyet ettiğiniz kişiyle bir arada olma sebebi. Arkadaşlar, burada üçüncü kişi geçmişten beri var niyet ettiğiniz kişinin. Ve niyet ettiğiniz kişiyle de arasında maddi, manevi, belki tensel, belki cinsel, belki parayla bağlantılı bir çıkar ya da menfaat ilişkisi var. Ve birbirlerinden kopamayacak kadar mecburi bir bağları var. Mecburi bağ diyorum. Bakın, mecburen, mecburiyetten. Bu kadar net söylüyorum. Bu yüzden dolayı da her halükarda, hani ben geçmişte vardım, geleceğinde de olacağım, yanımda ve arkamda her türlü, ben ona her şekilde kendime bağladım. Evet, nihayet göründü, geldi, hoş geldin. Bu yüzden dolayı da üçüncü kişi gayet kendinden emin arkadaşlar. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Asıl mevzu niyet ettiğiniz kişi. Bak, zaten direkt ilk kartı şununla geldi. Görüş ayrılığıyla geldi arkadaşlar. Yani görüş ayrılığında diyor ki ne yapıyor? İnkar ediyor. Yani üçüncü kişiye, sizi de üçüncü kişiye inkar ediyor arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Her iki tarafı da o kadar güzel idare ediyor ki,
Bakın, niyet ettiğiniz kişi her iki tarafı da çok güzel idare ediyor. Çok zeki, çok akıllı bir insan. Bu kadar net söylüyorum. Burada niyet ettiğiniz kişi eril enerjide olabilir, dişil enerjide olabilir. Bakın, aklınızda ve kalbinizdeki kişiden bahsediyorum. Ama inanılmaz zeki bir insan. Hani sizin ve üçüncü kişinin huylarını, karakterini, işte bak, iletişimi çok güçlü. Yani neyi nerede kime nasıl konuşacağını, neyi nerede nasıl saklayacağını çok iyi biliyor ve profesyonel bir yalancı. Net söylüyorum. Çok profesyonel bir yalancı. Her iki tarafı öyle güzel idare ediyor ki, bak, denge nasıl denge kurmuş. Bu tarafa işi düştüğü zaman bunu kötülüyor. Buna işi düştüğü zaman da burayı kötülüyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın, üçlü ilişkiler, karma ilişkiler içinde olanlar, iyi dinleyin. Bu sizsiniz. Size işi düştüğü zaman bu tarafı, üçüncü kişiyi kötülüyor, yok diyor, inkar ediyor zaten, o ayrı konu da. Ama bu taraf sizi biliyor ya, bu tarafa işi düştüğü zaman sizle ilgili sizi yerle yeksan ediyor zaten. Şimdi bak, burada rahatsız olduğu bazı konular var. Yok diyemem. Rahatsız olduğu bazı konular var. Şimdi mecburiyetleri de var bu tarafa. Bu tarafla daha rahat üçüncü kişiyle. Üçüncü kişiyle niye daha rahat biliyor musunuz? Çünkü üçüncü kişi kendisinden emin. Kendisinden gayet emin. Onu bırakmayacağını da biliyor. Ben geçmişinde vardım, geleceğinde de olacağım. Benim şu an tek derdim seni diyor, ne zaman gönderecek hayatından. Bakın, biz burada niye niyet ediyoruz? Bu üçüncü kişi ne zaman gidecek diyoruz. Ama üçüncü kişi de diyor ki, sen ne zaman gideceksin bakayım, ben onu bekliyorum diyor asıl diyor. Ya şimdi burada arkadaşlar, bütün olay niyet ettiğiniz kişide. Ama niyet ettiğiniz kişi dediğim gibi öyle bir denge sağlamış ki her iki taraf arasında. Bak, ikna kabiliyeti de çok yüksek. Çok güzel ikna ediyor. Hani öyle bir şey söyleyeceğim ki, çok güzel bir yalan söylüyor. Önce kendini inandırıyor, sonra herkesi inandırıyor. O yüzden dolayı da arkadaşlar, ben burada şunu söyleyeceğim. Bakın, evet, sizinle bağlantısı çok daha farklı. Niyet ettiğiniz kişi sizinle daha farklı bir ilişki içerisinde. Bak, haber ve iletişimi çok yüksek. Belki de hani sizinle paylaşımı, iletişim anlamında çok güçlü. Belki ve burada zaten hani hemen şu kartı da göstereyim. Sizin iyi niyetli, vicdanlı, merhametli ve duygusal davranmanız, onun bir şekilde yanında ve arkasında olmanızdan kaynaklı sizden vazgeçemiyor. Yani ne yardan vazgeçiyor, ne serden vazgeçiyor. Tedbirli ve dikkatli davranıyor. Son derece tedbirli ve dikkatli davranıyor. Çok akıllı bir insan. Devlet kapısıyla bağlantılı bir haber peşinde şu anda niyet ettiğiniz kişi. Bir değişim ve başkalaşım istiyor hayatında. Şimdi bu değişim ve başkalaşım işte aslında bu niyet ettiğiniz kişiden gelen bir cevap size. İşte evlidir, boşanmak istiyordur. İşte bekardır, evlenmek istiyordur. Evinden taşınmak istiyordur. Şehrini değiştirmek istiyordur ya da ülkesini değiştirmek istiyordur gibi gibi gibi. Yani saçında, başında, kılığında, kıyafetinde değil, hayatında reel olarak bir değişim ve başkalaşım istiyor. Şimdi şu kartları da açtıktan sonra işte alın buyurun. Bakın, görün, çok net. Ya bu kadar olur arkadaşlar. Görüyor musunuz? Takıntılı ve saplantılı bir ilişki ve asla aklında ve kalbinde öldürüp bitiremediği insan. Şimdi her iki taraf içinde şöyle söyleyeceğim. Az önce dediğim gibi, burada niyet ettiğiniz kişi gerçekten çok zeki. Her iki tarafı da çıkarları ve menfaati doğrultusunda öyle güzel kullanan biri ki, yani artık ben burada kararı size bırakıyorum. Kartlar da size bırakıyor zaten. Yani burada aslında sorun ne sizde ne üçüncü kişide, tamamen bu iki kişiyi idare eden aklınızdaki insanda.
Çünkü bu iki kişiyle arasında öyle güzel bir şey yapmış ki böyle hani çok eskiden bilmezsiniz siz kuklalar vardı böyle. İpleri takardın eline tık kıda oynatırdı o kuklaları. Bir tarafta sizi oynatıyor bir tarafta üçüncü kişiyi oynatıyor. Üçüncü kişi kendisinden zaten pek emin olduğu için çok da umrunda değil ama size gelince sizin beklentiniz çok yüksek. Hani bitecek, gelecek düşüncesindesiniz. Bakın size şunu söyleyeceğim. Birli bir zaman içerisinde hedefinize ulaşacaksınız. Üçüncü kişiyle bağlantılı. Ama bu hedef geçici bir hedef olacak. Yani bu istediğinize ulaşacaksınız. Neden biliyor musunuz? Bakın birli bir zaman içerisinde bu üçüncü kişi olmayacak niyet ettiğiniz kişi de. Ama burada gelen kart diyor ki bununla takıntılı ve saplantılı bir ilişkisi var bu üçüncü kişiyle. Az önce dediğim gibi ama cinsel, ama maddi, ama manevi mecburiyetleri, bağlılıkları, zorunlulukları var arkadaşım. Bu 2 2 daha 4. Yani bunun ötesi yok. Size geçici bir hedef sevinci yaşatacak. Çünkü neden? Hani yeniden doğuş, yeniden başlangıç. Ay canım işte güzelim aşkım bebeğim bir tanem böyle bir gelecek sizi bir yağlayacak yalpaklayacak. Niye? Çünkü bak onun da kafasında bazı hedefler var ve bu hedeflere gidebilmesi için de sizi kullanması lazım. Sizi kullanabilmek adına da ne yapacak? Bu üçüncü kişiyi yok gibi hani bıraktım ettim gibi belki de gerçekten de öyle bir bırakacak güya lafta. Ama sonuç gene bu şekilde devam eder arkadaşlar. Bu kadar net diyorum. Maalesef kolektif enerjimi bu üçlü ilişkilerde niyet alan kolektif enerjimde en büyük sıkıntı ve handikap şu aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişi çok profesyonel, çok zeki, çok akıllı bir insan. Mükemmel bir şekilde hem sizi hem de üçüncü kişiyi kullanıyor. Bu kadar net söyleyeyim. Üçüncü kişi de akıllı. Çünkü neden? O da bir şeylerin farkında. Aslında burada bir danışıklı dövüşte söz konusu. Yani burada maalesef olan size oluyor arkadaşlar. Yani burada karar sizin kararınız, hayat sizin hayatınız. Bence bu tarz bir ilişkide böyle bir kişiye hiçbir şekilde fırsat vermemek, böyle bir insanı hayatınızda tutmamak daha mantıklısı bence tabii ki. Kartlarım da öyle diyor ama tabii hayat sizin hayatınız. Evet arkadaşlar, gelen mesajlar bu şekildeydi. Üçlü ve karmaşık ilişkilerde. Umarım aklınıza ve kalbinizdeki soruların cevabını bir nebze olsun verebilmişimdir. Önümüzdeki günler için gelen mesajlar bu şekildeydi. Evet, bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.